Ozan Zeybek, ben kazanılmış bir maçtan sonra Fatihlerimin mutluluğundan dolayı böyle açıklamalar yaptığını düşünüyorum. Biraz erken olduğunu da düşünüyorum. Birkaç hafta sonra sen deneme olduğunda yine yönetimle ilgili mesajları e, teknik adam farklı türlü vermeye başlar. E, ben tweet bekliyordum aslında Aykut Fatih Hoca'dan. <laughs> hani bir tweet atar bu İrfan Can transferinden sonra maalesef yapmadı. Böyle basın toplantısında bir açıklama yaptı. Galatasaray. Oyun anlamında bu transfer dönemine kadar pas trafiğini mükemmel derecede istediği zaman uygulayabiliyordu. Oyunun tansiyonunu da kendine göre ayarlayıp düşürüp yükseltebiliyordu, direksiyona geçebiliyordu. Yalnız şunu yapamıyordu, savunma arkasına kaçacak adamı yoktu. Onyekuru bu anlamda oyunu ve sistemi yani B ve C planını da oluşturabilecek duruma geldi. Bunları söylemişken bir de şeyi de söyleyeyim. Yakın zamanda açıklarım dedi ya Fatih Hoca. Ben şimdiden bir tane isim vereyim size Galatasarayın listesinde olan kişi Antalya Sporlu Gökdeniz. Galatasarayın almak istediği oyuncu. Gökdeniz Bayraktar. Bayraktar. Koceli Spor'dan evet. gelen oyuncu. Evet. Ya yani evet. bu sezon geldi Kocaeli Lispor'dan daha. Yeni geldi yani. Evet. Galatasaray oyuncuyu almak istiyor sezon sonu itibariyle. Bakalım anlaşabilirlerse. Hocanın diğer e, listesinden haberim yok ama bu oyuncuyla ilgilendiğinden haberim var. Yani herkes elini çabuk mu tutsun diyorsun yani. <laughs> ya hayır. Şimdi biz de bildiğimizi söyleyelim de kim ne yapıyorsa ona göre yapsın. <laughs> Tabii bu transfer döneminde belli görüşmeler de oldu. Onlarla ilgili ben de birkaç cümle söyleyeceğim. Transfer döneminde gerçekleşemeyen bir birkaç transfer var ki onları da paylaşırız yani biraz sonra onları da paylaşırız gerçekleşemeyen yani görüşmeleri yapılan ama gerçekleşemeyen bazı transferler var ama sen daha uzak görüşlüsün daha sezon sonunu planladın ben sezon ortasında bir iki tane var böyle bilgi aldığım onları paylaşabilirim evet. ben Haldun abi şeyi beğendim Mısır forveti beğendim böyle iyi bir oyuncuya benziyor yani kabına sığmayan çılgın kelimesini kullanacağım da çılgın kelimesi ağır kaçar yani işaret edip arkadaşına bana at diyor kafama at yani e, kafa topuna çıkmak istiyorum der gibi falan tavırlarına baktım. Batıcı, yani böyle e, savaşacak bir adama benziyor. O yüzden ben bir doğru transfer olarak görüyorum şu anda. Falcao'nun da hazır olarak döndüğünü söylüyorlar. Bak ...sağladığı andan itibaren Galatasaray'a çok faydalı olacaktır. Evet, tabii Getson Fernandez'de Getson Fernandez, yavaş yavaş... Getson Fernandez'de çok teknik kapasitesi yüksek. Onu da konuşuruz ama Mustafa Muhammed'le belki Be Ozan'ın Ozan söyleyeceği... Ben zaten oyuncu zaten gelirken gelirken söyledim bak... Ne dedim? genç e, Falcao'nun gençliğini hayal edin, onun o vuruşlarını hayal edin, e, Metin Oktay'ın darbeli kafalarını hayal edin ya da izleyin, interneti açın, onları gö göreceksiniz burada dedim. Bir de zaten söylediği gibi çılgın demeyelim de çok agresif bir oyuncu, yani topa karşı istiyor, arzuluyor, sürekli e, çabalıyor. Yani böyle bir özelliği de var. Ben çok e, doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir anket hazırladı sevgili arkadaşlarımız Zevren Yavuz ve Mustafa İnci. Hemen hesaplardan girip sosyal medya hesabından A Spor'un oy kullanabilirsiniz. Mesut Özil derbide ilk 11 mi başlamalı? Şeklinde bir soru sordu arkadaşlarımız ankete girip. Bu arada Demir Grup Sivas Büyükşehir Belediye Erzurum maçı golsüz bitti. 0-0 başladı sonuçta. Ben arada bakıyorum ama baktım yani daha doğrusu çok da net pozisyonlar üretildi. İki kalede de net pozisyonlar var. Getson Fernandez'in direkten dönen topu var. Gol olur diye bekledik var. özellikle evet, ikinci evet. arada ama i̇ki, iki tane iki tane direk var bak. İki direk var evet. Bir yani, Sivasspor'un bir Ardahan'ın. Evet, e, Gradel Max Gradel'in direği var. Yine boş boş kaleye böyle hani kale önündeki karambolde kaçırılan pozisyonlar var. Hı hı. Pozisyonlu bir maçtı. Benim izleyebildiğim kadar. Tabii bir yandan yorum yapıp bir yandan izliyoruz onun için. Evet. Pozisyonlu bir maçtı ama sonuç iki taraf için de çok da arzulanan şekilde olmadı. Tabii ki Erzurum deplasmandan puan aldı. O deplasman puanları önemli. Peki gidelim tekrar Ozan Zeybe'ye. Yani Galatasaray'ın yeni transferi bir şey söylüyordunuz? Devre arasının herhalde transfer şampiyonu da Erzurum. 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 Evet. En fazla sayıyla değil mi? Evet en fazla transferi yapan kulüp yalnız Sivas Spor'da yeri gelmişken biraz bir şey söylemek yani küçük de bir, olsa bir şey söylemek istiyorum Aykut. Yani e, bir, her hafta bu Avrupa kupalarından sonra acaba bu hafta mı toparlar e, seriyi seri yakalamaya başlayabilir mi eski oyununa dönebilir mi diye düşünüyordum. O tempoyu geçen senelerde son iki yıl sezonda izlediğimiz Sivas Spor bir türlü nedense o ahengi bir türlü oluşturamadı. Ve oluşturacağı da benzemiyor. Yani biraz e, bugüne kadar şu Aralık ayının sonuna kadar iyimser bakıyordum. Bir gün toparlar eski Sivas Spor'a döner diye. Son haftalarda izliyorum. Yani izlediğimiz oyunda da bizi e, fikrimi değiştirecek bir şey yakalayamıyorum. Göremiyorum Sivas'ta. Peki. Bu, bu arada e, katkı olarak söyleyeyim Ozan'a. 10 transfer yapmış. Yakup Zumski, Elba Raşini, Raşi, Raşhani, Atıf şu Mustafa Elkebir. Yakuba Kolibali, Yohanna Omola, Göktuğ Bakırbaş, Brahim Darri, Manuel da Costa Özgür Sert. Tam 10 transfer gerçekleştirmiş. Dediğin gibi transfer şampiyonu oldu. Karagümrük de e, yine aynı şekilde çok transfer yapan takımlardan biri. Tabii ki ligin dibinde olması bu. E, Erzurum için. Da, Erzurum için söylüyorum. <laughs> e, e, kurtulma çabası olarak e, algılanabilir. E, Mesut Hoca'nın da orada işi kolay değil tabii ki. Şimdi geçen sene hatırladım da devre arasında... Kayseri ve Ankara gücü çok ciddi sayıda transfer yapmıştı. Yanılmıyorsam biri 14, biri 15. Yani böyle bir sayısı vardı. Hadi Ankara gücü tam tahtası son anda açıldı. İki takım da hatırlayın bu kadar sayıya rağmen küme düşmüştü. Hatırlayın devre arasında en hiç transfer yapmayan Başakşehir şampiyon olmuştu. Geçen sene devre arasında Ama kadrosu bahsediyor. çok zengin bir kadrosu vardı. Yani onu söyleyebiliriz. Yani çok transfer yapmak aslında hani başarıyı da beraber o tartışılır. Şimdi süre süre dar olduğu için e, şimdi mesela devre arası bu, bu dönem bize başka bir test gelecek bizim önümüze başka bir test. Şimdi devre arası olmayan e, oyuncuların hazırlık kampına katılmadığı bir dönemde yapılan transferler acaba kulüplere ne kadar katkı verecek? Mesela o da başka bir test olacak. Eskiden şöyle bir şansımız vardı, devre arası transferler yapılıyordu. Hatta biz bir heyecan yaşıyorduk. Bilmiyorum Ozan da katılacak mı? Bir heyecan yaşıyorduk. Ya acaba nasıl oynayacaklar? 15 gün kamp yapılır, 20 gün kamp hı hı. yapılır. Kamptan sonraki ilk maç heyecanı falan olurdu. Şimdi öyle değil. Oyuncu geliyor, oynuyor. Geliyor, oynuyor. Geliyor, oynuyor. Geliyor, oynuyor. Yani ne olduğunu tam anlayamıyorsun. Onun içinde başka bir test konusu karşımıza çıkacak. Bakalım bu bu akan süreç içerisinde gelen oyuncular bize ne tür katkı Tabii, verecek. katkı verecek. Buyurun. Ama Aykut ben çok isterdim bu devre arası bir şey olsaydı, ara olsaydı en azından bir 10 günlük ara olsaydı müthiş olacaktı. Hem oyuncuların kaynaşması, hem yeni transferler, hem yeni gelen teknik adam ki mesela Aykut Hoca bunun dezavantajını Ünal belki Hoca, Ünal Hakan Hoca, Kutlu, Hakan Kutlu bravo. Mehmet Altıparmak, Mehmet Altıparmak Hoca o açıdan da teknik adamlar da bir en azından oyuncularla bir konuşma fırsatı olurdu Hı -hı. abi. Hüseyin Çimşir hatır hatırlatayım size. Erzurumspor'la anlaştı Hüseyin Hoca. Kendisiyle bir maçta devre arasında konuştuk. İşte maç öncesinde. Dedi ki yani geldi henüz daha antrenman yapamadık oyuncularla sadece uçakta tanıştım. Yani uçakta muhabbet ettik, indik, otobüste konuştuk, geçtik, otelde konuştuk. Şöyle bir çıkıp antrenman sahasında doğru düzgün bir toplantı yapamamak demiş. Hiç unutmayacağım onu. Hüseyin Hoca direkt Hı. maçla başladı. Ama o tabii de, e, arada olduğu için e, Aykut ona yapacak de bir de şey yok ama şansı. böyle bir devre arası hazırlığı olsaydı, devre arası hazırlığında çok daha farklı şeyler söyleyebilirdik oyuncuların takımla uyumunu farklı konuşabilirdik ama olmadı bu sefer. Peki Muhammed Mustafa için görüşleriniz nedir? Ozan Ben Zeyrek. ben biraz önce de beyan ettiğim gibi yani beni şaşırttı. Bir de ben Aykut baktım oyuncu stili, tarzı yani bazen bazen şey vardır. Eskiler söyler yürüyüşünden topçu olduğu belli diye. kafamda olumlu, çok pozitif anlamda bir imaj oluşturdu bu oyuncuyu izledikten sonra. Şey aradım, Mısır'da yaşayan Ayman aradım. Türkiye'de biliyorsun yani Trabzonspor'da